Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Seç Vakfı ile Kur'an Yolunda programıyla yeniden sizlerle beraberiz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Evlerinize veya iş yerlerinden dinliyor veya izliyorsanız oralara bizleri misafir ettiniz. İnşallah biz de hayırlar getirdik size. Bugün İlk Seç Vakfı'nın Esenler, Hayırseverler Kur'an kursu var. Daha önceki programlarında da sizlerle paylaşıyorduk. Oranın müdürü Bayram Bilgin Hoca Efendi bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız efendim? Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Elhamdülillah iyiyiz. Sizi ilk defa programımıza misafir ediyoruz. Mutluyuz. Yeni yüzler de aramıza katılıyor inşallah. Teşekkür ederim. Size sorularım var ama daha önce sizi biraz tanıyalım mı? Efendim teşekkür ediyorum. Adım Bayram Bilgin. 2002 yılından beri Kur'ani hizmetlerde yüklenici hammal olmaya devam etmekteyiz. 2017 yılı itibariyle İsteş Vakfı'na geldik. Hı hı. Bu sene de Hayırseverler Kur'an kursumuzda yönetici olarak devam ediyoruz. Rabbim bizleri son nefese kadar, son nefes dahil bu hizmetlerde daim eylesin inşallah. Amin, amin. Şimdi hocam, bizler dışarıdan tabii programımızı izleyenler için söylüyorum. Müfredatı biliyoruz az çok efendim, oradaki hem Diyanet İşleri'nin bu konudaki bazı öngörüleri var. Onların uygulandığını görüyoruz, başarılarını görüyoruz elhamdülillah. Bunların dışında sizler her gün öğrencilerle, o hafızlık talebeleriyle beraber, hazırlık diyorsunuz galiba, onlarla berabersiniz. Bizi aydınlatır mısınız? Biraz daha şöyle yakından siz gördüğünüz için neler gözlemliyorsunuz? Bir öğrencinin 24 saati nasıl geçiyor? Orada çünkü yatılı bir eğitim verildiğini görüyoruz. Hafta sonları ailelerinin yanına gidiyorlar. Bu öğrenci gözüyle 24 saat nasıl geçiyor? Ondan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi ben evvela buradan velilerimizi bir tebrik etmek istiyorum. Yani böyle teknoloji çağında olmamıza rağmen yavrularını tamamen manevi anlamda ahlaki gelişimlerini tamamlamak, Kur'an ve sünnet yolunda olabilmelerini sağlamak için hem de akademik anlamda dünyevi ilimleri de ihmal etmeden Kur'an kurslarımızı tercih ettikleri için ben velilerimizi tebrik ediyorum. Eyvallah. Zira bu çok önemli. Bununla beraber yavrularımız sabah namazına vaktinde kalkıyoruz. Sabah namazını kıldıktan sonra evrad-ı eskarımızı yapıyoruz. Sonra bir o günkü derslerin bir mütalaası, yaklaşık bir saat bir mütalaa yapıyoruz. Yani o günkü dersleri hazırlama noktasında genel bir tekrar yaptıktan sonra okul için hazırlık yapıyorlar. İşte okula gidiyorlar. Okuldan sonra tekrar kursa geldikten sonra da yine biz tamamlayıcı eğitim noktasında 2-3 saat yine bir Kur'an derslerimiz oluyor. Yani ortaokulda okuduğu tüm okulları zaten tekrarında yapmış oluyorlar. Tabii ki. Yani eyvallah. Okulda gördüğü dersleri bir de kursumuzda okuldaki öğretmenlerimizle beraber pekişmiş oluyor. Tabii ki. Yani her gün iki ders ayırıyoruz. Kültür dersleri dediğimiz akademik anlamdaki okul derslerini iki ders ayırıyoruz. Sonra zaten işte aktiviteler. Zaten yavrularımız her teneffüse çıktığında koridorlarımızda bizim langırt masaları, tenis masaları, işte bilgisayar laboratuvarımız, efendime söyleyeyim. Bununla beraber sosyal aktiviteleri zaten İksteş Vakfı bu manada da hamdolsun kendini bayağı geliştirdi. Evet. Dolayısıyla yavrularımızın sıkılmayacağı, hem eğleneceği, hem öğreneceği, eğitim hayatına devam edeceği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz bu şekilde. Eyvallah. Şimdi tabii bizler programlarımızda İlk Seç Vakfı'nın bünyesindeki diğer yerlerden de, eğitim yuvalarından da misafirler alıyoruz. Bazı çalışmalar konusunda bilgilerimiz var. Aynı zamanda tabii sizin de çok elzem açıklamalarınız oluyor kurum olarak. Mülakatlar var, olmazsa tabii, olmaz. Tabii. Çünkü belli bir sayı var almanız gereken. Çünkü yatak sayısı, hizmet ona göre veriliyor. Bu mülakatlar ne zaman başlıyor? Şu sıra devam eden veya yakın tabii, tarihte tabii. Var mı bir mülakat? Tabii ki efendim. Şimdi 1 Ocak itibariyle mülakatlarımız başladı. Bu noktada şunu bilhassa vurgulamak isterim. Çok soran velilerimiz oluyor, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz oluyor. Yani niye sınavla alıyoruz? Çünkü sınav almak zorundayız. Çünkü kontenjanımız, imkanlarımız hakikaten kısıtlı. Gönül hakikaten arzu ediyor. Kapımıza gelen hiçbir ümmeti Muhammed'in evladı geri dönmesin. Bu Kur'an sofrasından istifade etsin. Evet. Ahlaki anlamda, dini anlamda gelişimini ikmal eylesin. Fakat maalesef hani imkansızlıklardan dolayı, kurslarımızın sınırlı kontenjanlarından dolayı
biz mecburen seçerek alıyoruz. Hı hı. Şimdi mülakatlarımız 1 Ocak itibariyle başladı. Buradan sevgili dinleyenlerimizi de ilan etmiş olalım. Sitemizden giriyoruz, başvurular yapıyoruz. Başvurularımız başladı. Mülakatlarımız inşallah birkaç ay sonra başlayacak. Peyderpey devam edecek inşallah. Tabii bir an önce velilerimize acizane tavsiyem, bir an önce hani ilk başvurularla beraber, ilk mülakatlarla beraber yavrularımızın kayıtlarını yaptırmaları bizim için çok önemli bir husus. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Biz mülakatlarda veliyi bir görüyoruz, çocuğu bir görüyoruz, onlar bizi görüyor, programımızı paylaşıyoruz, şartlarımızı konuşuyoruz. Çocuk, tabii hafızlık hakikaten zor bir iş. Evet. Yani belki dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Dolayısıyla hafızlık üniversitesi temel eğitim çok önemli. Evet. Temel eğitim adı üzerinde çok önemli. Biraz Esenler üzerinde konuşursak. Dolayısıyla hani eğitimde malum hani 3 sac ayağı var. Bir işte veli, öğrenci ve kurum, yani hocası. Dolayısıyla bu 3 sac ayağından birisi hep iletişim halinde. Üçü de iletişim halinde olması gerekiyor. Eğer bir tanesi aksarsa eğitim aksıyor yavrum. Aynen öyle. Dolayısıyla bu manada biz işi mutlaka işin içine velileri katmak zorundayız. Ki mülakatlarda da bilhassa velilerimizle biz mülakat alıyoruz. Hı hı. Bilhassa bu sürecin her anını paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah kazandıktan sonra, yavrumuz kursumuza geldikten sonra da veliyle beraber süreci, hafta içi hafta sonu mutlaka beraber yönetmeye çalışıyoruz. Evet. Bayram Hocam, peki hangi sınıftan sonra hayırseverler Kur'an kursuna mülakat için başvurmamız gerekiyor? 4. sınıftan 5. sınıfa. Hmm. Yani geçtiği zaman yeni tabirle artık ortaokula başlaması gerekiyor. 2. 4. Hmm. 4 artı 4, 2. 4. Hmm. 2. 4'ün 1. sınıfı diyelim. Yani 5. sınıfta. 5. sınıf. Biz yavrular zaten ilkseç.org adresinde gerekli argümanlar var orada, detaylı bilgiler var. Peki çok önemli bir şey aslında söylediniz. Bunun bir kez daha altını çizmekte fayda var. Hı hı. Anne babanın rolü çok büyük dediniz. Şimdi bu mülakatlar için anne baba bazen çok istiyor, çocuk pek hevesli olmuyor veya kapasitesi sınırlı olabiliyor. Çünkü herkesin bir değil. Bazen de çocuk çok istiyor, anne istiyor, babada bir sorun oluyor. Bunun anne baba ve hafızlık adayı, o kardeşimiz arasında bir üçgen olması lazım, bir denklem olması lazım değil mi? Tek başına gitmiyor galiba. Muhakkak. Zaten biz bunu mülakatlarda tespit ediyoruz. Evet. Anne babayı işte bireysel anlamda mülakat alıyoruz. Sonra yavruyu alıyoruz. Evet. İkisinden vermiş olduğu demeçleri karşılaştırıyoruz. Orada az çok meydana çıkıyor. Tabii ki yavrular şimdi bu yaşta kendi kararlarını kendileri verecek iradede ve ergenlikte, olgunlukta değiller. Tabii ki yavru burada istemesi gerekiyor. Fakat tamamen de yavruya bıraktığımız zaman bu kadar yavrunun zihnini, dikkatini yönlendireceği teknolojik, gerekse ekonomik anlamda rahatlıklar içerisinde. Hele yavru, böyle bir zamanda. Tabii ki böyle bir zamanda tamamen yavrunun iradesine bırakmak. Tabii ki bu da çok beklenemez. Hani anne baba olarak, ebeveynler olarak bu manada yavruya manevi anlamda, fikir anlamında tatlı tatlı yönlendirmemiz de gerekiyor. Ama tabii ki şöyle bir güzellik var. İlkseç Vakfı'nın daha önceki çalışmalarından da görüyoruz bunu maşallah diyelim. Evet. Çocuğu sevdirmek için elinden geleni yapıyor bu kurum. Gerek efendim oradaki helanın, banyo yapılacak yerlerin veya toplantı salonlarının temizliğinden tutun. Bu sosyal denilen, çok kullanıyoruz bu kelimeyi, bazı imkanları var, spor imkanları var. Sevdirmek için elinden geleni yapıyor kurum. Bu çok güzel bir şey. Ama az önce izah buyurduğunuz gibi, izleyenlerimiz de bilecektir, belli bir kapasite var. Bu evet. Hayırseverlerde örnek olarak söylüyorum 150'dir, başka bir yerde 70'tir, devam ediyor. Sizin de haklı olarak şunlara tanıklık ettiğinizi tahmin edebiliyorum. Neden bizim oğlumuzu almıyorsunuz? İşte şunu aldınız, niye bunu almıyorsunuz? Bununla ilgili olarak da bildiğimiz kadarıyla İlkseç Vakfı'nın hala yapımı devam eden bazı çalışmaları var. Yani kapasiteyi artırmak için. Bunlardan da bahsedebilir miyiz acaba? Tabii ki. Yani. Evvela yani İlkseç Vakfı olarak biz daha önce farklı kurumlarda da çalıştık. Oralardaki hocalarımız hakikaten ellerinden gelen gayreti, imkanları çerçevesinde sarf ediyorlar. Fakat İlkseç Vakfı elhamdülillah bu işi biraz daha profesyonel yapıyor. Hayran bırakıcı şekilde. Tabii ki öyle velilerimiz geliyor ki kazanamadığı zaman, yavrusu kazanamadığı zaman yani ağlıyor. Yani bildiğimiz veli 50 yaş, 60 yaşında ağabeyimiz, amcamız resmen ağlıyor. Ya hocam ne olur alın, ne olur alın.
Efendime söyleyeyim. Şimdi o kadar zor durumda kalıyoruz ki vicdanen. Fakat orada bir şekilde dik durmak zorundasınız. Çünkü onu alsanız diğerleri. O diğerlerini alsanız diğerleri derken bunun ardı arkası kesilmiyor ki buna da gücümüz yetmiyor. Bunu söyledikten sonra tabii ki şimdi bu manada ümmeti Muhammed'in bu arz talep meselesi, bunu da dikkate alarak inşallah bizim Küçükçekmece İslam İlimler Akademisi ki inşallah Rabbim mahcup etmez inşallah şu an kabası bitti. İç ince ve detayları inşallah yapılıyor, yapılmakta. Onunla alakalı şimdiden istişarelerimize başladık ki inşallah takriben bir iki yıl içerisinde aşmayı düşünüyoruz i̇nşallah. Allah nasip ederse. Bununla beraber hani orada tabii çok kapsamlı bir yer olduğu için işte bir özel okulda düşünmüyor değiliz. İşte anaokulu düşünmüyor değiliz. Yani istişarelere devam ediyor. Ben sevgili dinleyenlerimize şunu rica ediyorum. Lütfen dua etsinler. Maddi manevi yardımlarını esirgemesinler. İnşallah onlara şu ana kadar olduğu gibi İkseş Vakfı olarak bundan sonra da inşallah en güzel, en mükemmel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz inşallah. Eyvallah. Çünkü hem buna gerek oluyor ve ciddi bir rakam var. 800 gibi bir rakamı var. Kesinlikle. Bunun içerisinde az önce izah buyurduğunuz gibi yani küçük yaşta başlayıp da lise ve üniversite talebelerine kadar hem okuluna devam edip hem hafızlık ve daha ileri dersleri alabileceği yerler var. Bunlar bizi heyecanlandırıyor. Zaten izleyenlerimiz de hatırlarlar. Daha önce gittik inşaatın o ilk zamanlarında. O görüntüleri paylaştık. İnşallah tez zamanda hayırlısıyla İnşallah. Tamamlandığını ve gidip görmeyi de Mevlamız Celle Celaluhu nasip İnşallah. Buyursun diyelim. Efendim bizim programımız böyle bereketli ve hızlı bir şekilde gidiyor. Evet. Süremizin yavaş yavaş nihayetine geliyoruz. Bir şeyler daha söyleyip inşallah son cümlelerinizi alıp sizi de inşallah uğurlamış olalım. Buyurun. Efendim evvela üzerinize afiyet biraz. Sıhhatim çok iyi değil. Allah'a çok müsait değil. Bazen geçirebiliyorum. Evet. Dinleyenlerimizden de özür diliyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Şahsen ben de bir baba olarak iki tane yavrumuz var. Ellerinizi öper, dualarınızı bekler. İnşallah vakti zamanı gelince İkseş Vakfı'nda, İkseş Vakfı bünyesinde, Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde, İkseş Vakfı bünyesindeki Kur'an kurslarımızda inşallah eğitimine devam etmeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse. Yani çift kanatlı kuş misali hem farz-ı ayın olan İslami ilimler öğrenecek inşallah hem de farz-ı kifaye olan dünyevi ilimler, yani akademik ilimleri de öğrenecek. Dolayısıyla kökleri sağlam. Ahlakı, dini bütün, ahlakı sağlam. Hem de zamanının ilimleriyle de tezyin olmuş, zamanının bilimiyle de donanmış. Çift kanatlı bir gençlik istiyorum. Ki böyle bir genci dışarıya salın, istediğiniz makama koyun, Allah'ın izniyle oranın hakkını verecektir. Vatanına, milletine, insanlara faydalı olacaktır. Efendim söyleyeyim. Bu manada belki de annesi babası için bir sadaka-i cariye anlamında şefaatçi olacaktır inşallah. Ya, inşallah. Rabbim neslimizi korusun. Amin. Evvela sağlam bir temel dini eğitim, ondan sonra akademik anlamdaki eğitim inşallah. Rabbim bizleri kalbi birlik, ruhi ahenk içerisinde Kur'an'a hadim olan kullarından eylesin. Amin hocam. Bizleri bu Allah nimetten son nefese kadar, son nefes dahil mahrum etmesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Hani amin denecek dualardan bir tanesi Bayram hocamız yaptı. Şimdi Kur'an kurslarında okuyan ilk seçe bağlı ama taşınması, bazı vefat veya imtihanlar sebebiyle ayrılmak zorunda kalan birkaç kardeşimiz var. Onları yakinen tanıyorum. O hafızlığa başlamadan önce aldığı hazırlık var ya az önce izah ettiğiniz. Onların bile o kadar faydasını görüyoruz ki diyor. Mesela 3 sene geçmiş oradan ayrılmış. Normal bir okula gidiyor yani. Müfredata bağlı neyse. Ama diyor ki hala o ezberleri, İslam'ın o işte şartları, şunları çok iyi diyor şeyde kafasında yer alıyor. Bu da şunu gösteriyor. En azından yani bu imkanı vermek lazım öğrencimize. Kesinlikle. O bir seneyi, iki seneyi ileride diyelim ki ayrıldı, başka bir şey oldu ama bu eğitimi vermek lazım. Çünkü anne babalar bizler veremiyoruz bunu. Kesinlikle. Gerçekten. Zira İbrahim Bey hani akrabalarımızdan, eş ve dostlarımızdan şunu duyuyoruz. Ya ben ne aldıysam yaz Kur'an kursunda, işte ilkokula giderken yaz Kur'an kursunda bir buçuk ay, iki ay bir süreçte ne aldıysam onlarla beraber... Ya. İşte günlük, haftalık, aylık, yıllık dini vazifelerimi yapabiliyorum diyenleri de çok görürüz.
temel eğitim çok önemli İbrahim. Eyvallah temel hocam. Eğitim çok önemli. Yeniden çok teşekkür ediyorum rica sizlere. Ederiz. Allah razı olsun. İnşallah günümüz. Önümüzdeki programlarda da sizleri misafir ederiz. İnşallah. Rahatsızlığınız için de Allah-u Teala şifa buyursun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala muvaffakiyetler nasip eylesin efendim. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünkü birlikteliğimizin de nihayetine geldik. İlk Seç Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Kur'an Yolunda programının nihayetindeyiz. Adından da belli olduğu gibi elhamdülillah işler yolunda, hizmet yolunda tabii sizlerin desteğiyle. Haftaya aynı saatte inşallah sizleri misafir etmek istiyoruz. Bugün İlk Seç Vakfı'nın bir başka kurumu Esenler Hayırseverler Kur'an Kursu Müdürü Bayram Bilgin Hoca Efendi bizlerle beraberdi. Kendisini misafir ettik, başarılar diledik, sizlerden de dualar bekledik ve sizlere en emin olan Rabbimiz Celle Celaluhu'na emanet ettik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Hem okulunu bitir, hem de hafız ol. Kur'an'ın sesi, mesleğinin gözdesi ol. 4'ten 5'e ve 8'den 9. sınıfa geçecek olan tüm erkek öğrenciler. İlk Seç Vakfı Kur'an kursları ön mülakat kayıtları başladı. Kolej standartlarında eğitim almak, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız-ı kelam olmak ve aynı zamanda okulunu da dereceyle bitirmek, tüm bunlarla birlikte şehir içi, şehir dışı gezilerle, eğlenceli kamp programları ve çeşitli spor aktiviteleriyle sıkılmadan öğrenim görmek istiyorsan biz buradayız. Seni bekliyoruz. İrtibat 0850 303 2071 05. Online kayıt ilkseçvakfı.org. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Küçükçekmece'de bir ilim yuvası yükseliyor. İlk Seç Vakfı İmam-ı Azam Kur'an İlimleri Merkezi. 22 bin metrekare kapalı alanda 800 öğrenci kapasitesine sahip dev külliyemiz, anaokulu, İmam Hatip'le entegre Kur'an kursu, İslami İlimler Akademisi ve İlahiyat Yurdu olarak hizmet verecektir. Külliyemizden bir an önce Kur'an seslerinin yükselebilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Külliyemizin imarına katkınız, kıyamet sabahına kadar açık kalacak amel defteriniz olsun. İrtibat 0850 303 2071 ilkseçvakfı.org. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru.